Boko Haram'ın acımasız kılıcı iş başında. Bu adam köyüne düzenlenen iki saldırıdan kurtulmuş. Ava çıkmış hayvanlar gibi çalıların arkasına saklanarak yaklaştılar. Yaklaşık 40 kişiydiler. Bir tanesi yanıma yaklaşıp, senin işin bitti dedi ve elimi kesti. Sonra da arkasına dönüp havaya ateş açtı. BBC'nin yaptığı araştırma, Boko Haram'ın düzenlediği saldırılar dikkate alındığında her birinde diğer cihatçı örgütlerden daha fazla sivilin öldüğünü ortaya koydu. Bu kadın Boko Haram tarafından kaçırıldıktan iki ay sonra kaçmayı başarmış. Beni kaçırdıklarında hamileydim. Bir hafta sonra doğum yaptım. Doğumdan dört gün sonra bizi başka bir yere götürdüler. İslam'a geçmeyi reddettik. Genç erkekler bizi öldürmek üzereydi. Ama yaşlılar müdahale edip onları engelledi. 2009'dan beri 3 milyondan fazla kişi Boko Haram'ın eylemleri ve şiddet yüzünden yaşadıkları yeri terk etti. Peki bu şiddetin arkasında ne yatıyor? Boko Haram hakkında bildiklerimiz büyük oranda bunun gibi propaganda videolarına dayanıyor. Örgütün lideri kameralar önünde konuşmayı ya da sesini yayınlamamızı kabul etmedi. Ama BBC'ye yaptığı açıklamada Batı eğitiminde İslam karşıtı olan pek çok fikir var. Bu yüzden Boko Haram'a katıldım. Bu ideoloji uğrunda ölmek istiyorum. Allah size savaş açanlarla savaşın diyor. Müslüman olun ya da olmayın, düşmanımızsanız gelip size saldıracağız dedi. Nijerya ordusu sivilleri Boko Haram tehdidinden korumayı başaramıyor. Bunun farkında olan örgütün eylemleri ve saldırıları da masum sivilleri hedef alıyor.